Amerika Şenerkes'e zaten bizlere. Dünkü açıklamasından sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun sadece Anayasa Mahkemesi'ne anayasaya aykırılığı dolayısıyla başvurmasını beklemiyorum ben doğrusu. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek Din Kurulu'na da başvuruda bulunmasını bekliyoruz. Çünkü kendisi dün bu kanunun İslam dinine de aykırı olduğunu iddia etmişti. Anayasa değişikliğine, anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmanın yanı sıra dünkü açıklaması samimi ise bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvursunlar. Görelim bakalım ne netice çıkacak. Ama bizim halkımız müsbet düşünen bir halktır. AK Parti döneminde iki anayasa referandumu oldu. Birinde %69 oyla halkımız evet dedi. İkincisinde de %58 oyla evet dedi. Şimdi bizim dönemimizde halkın önüne getirdiğimiz bu üçüncü referandum oluyor. Evet, müsbeti temsil eder. Hayır, menfiyi temsil eder. Bizim halkımız büyük çoğunlukla müsbet düşünen, pozitif düşünen bir halktır. O bakımdan hangi tarihte yapılırsa yapılsın ki muhtemelen Nisan ayı içerisinde olacak. Yine müsbet bir sonuç çıkacağını ve halkımızın bu anayasa değişikliğini de daha öncekilerde olduğu gibi yüksek oranda tasvip edeceğini düşünüyorum. Ama bu kanunu beğenmeyenlerin tabii ilgili yerlere başvurmaları da doğal hakkıdır. Gelişmeleri göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir an önce Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir karar vermesini beklediğini arzu etti. Doğrusu ben de aynı beklenti içerisindeyim. Acaba bu şu mu demek? Bu anayasa değişikliğini halkımız referandumda onayladığı takdirde Cumhurbaşkanı bizden de olsa bunu kabul etmiyoruz demekle 2019 geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek mi acaba? Bunu mu ima etti? Doğrusu bilmiyorum. Ama şunu iyi hatırlıyorum ki 2010 anayasa değişikliğinde de hayır oyu kullanmıştı. Hayır için çalışmıştı CHP. Ancak %58 oyla anayasa değişikliği kabul edildikten sonra muhalif olan tüm siyasi partiler ertesi gün, pazartesi günü hepsi birer anayasacı kesilmişlerdi. Halkın anayasa değişikliklerine olan desteğini gördükten sonra hemen tavır değişikliği içerisine girmişlerdi. Bu referandum içinde doğrusu fikirlerini referandumdan sonra yeniden değerlendireceklerini düşünüyorum. Ama bu kadar katı bu anayasa değişikliği gerçekleşirse Türkiye diktatörlük rejimine geçecektir şeklindeki o gerçekten hiçbir akla mantığa uymayan iddiaları karşısında 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi bir cumhurbaşkanı adayı gösterirse, örneğin Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa ki tabanının beklentisi budur, ama halk şöyle bir soru sorabilir kendisine. Der ki siz bu sistemi diktatörlük olarak değerlendirmiştiniz. Siz bizden diktatör olmak için mi istiyorsunuz diye sorarsa acaba ne cevap verecek? Dolayısıyla siyasiler konuşurlarken ileride karşılarına neler çıkacağını, ne gibi zorluklarla karşılaşacağını düşünerek konuşmalılar. O bakımdan ifrattan ve tefritten kaçarak siyaset yapmanın çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Biz halkımıza güveniyoruz ve halkımızın daha önceki anayasa değişikliğinde olduğu gibi bu anayasa değişikliğinde destekleyeceği kanaatindeyiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.